Yani az çok insanlar biliyordu, izliyorlardı. Ama yani dünyanın önemli finans merkezlerinden birisinde ve direkt büyük fon yöneticilerinin karşısında siyasi iktidarın en tepe noktasından bazı şeyleri doğrudan duymak çok ürküttü insanları yani. Çok ürküttü. Bunun telafisi, tedavisi yok. Sadece uluslararası yatırımcılar değil, bizim kendi yatırımcılarımız var. Bakın bizim vatandaşlarımızda sermaye var. Bizim vatandaşlarımızda yatırım yapma imkanı var. Ama kendi sermayelerimiz dahi, yatırım yapma olan insanlarımız dahi duruyorlar. Türkiye'ye yatırım yapmıyorlar. Biz bu pandemi öncesinde biliyorsunuz bazı sektörlerde krizden bahsediyorduk. Enerji sektörü diyorduk, inşaat diyorduk. Bu pandemi öncesindeydi. Pandemiden sonra olmadı ki. Bankaların bilançoları zayıflıyor diyorduk. Takipteki alacaklar yani tahsil edilen alacakları çoğalıyor diyorduk. Üzerine bir de pandemi geldi. Şimdi ne oldu pandemiyle beraber? Tabii birkaç faktör birden şu anda gündemde. Bunlardan bir tanesi eksi faizli ve bol para var dünyada. Yani korkunç miktarda ve eksi faizli para. Türkiye tabii o eksi faizli kısmına ulaşamıyor. Ancak %6-7 faiz ödemekten sonra o kaynaklara ulaşamıyor. Ama nihayetinde bir likidite bolluğu dünyada var. Ama güven olmayınca, itibar olmayınca Türkiye bunu cezbedemiyor. Kendi elindeki sermayeyi, kendi vatandaşlarının sermayesini de başka ülkelere kaçırıyor ya da yastık altına kaçırıyor. Bu ciddi bir problem. Öte yandan müdahaleci bir anlayış var. Yani rekabet işlemeyince haksız kazanç olur. Birileri haksız yere para kazanır. Alnının teriyle, bileğinin gücüyle değil, haksız yere para kazanır. O rekabet ortamı bozuldu. Devletin müdahalesi çok. Devlet her konuda bir şeyler söylemeye başladı. Bir bakıma devlet eliyle zengin olan, devlet eliyle kaybedenler oluşmaya başladı Türkiye'de. Oysa ki fırsat eşitliğiyle ve adalete dayanan bir ekonomik sistem ancak Türkiye'yi ayağa kaldırır.